Şimdi Nurettin Yıldız e, Hoca bir takım konuşmalarında e, yani hiç ehli sünnet tutuma uymayacak olan e, konuşmalar yapıyor, söylemler e, irade ediyor. İşte e, Ebu Bekir diyor radıyallahu anh vesaire yok, bizim Ömer ondan sonra. Yani bunlar sahabeye tevkirle asla bağdaşmayacak olan. Sahabeye hürmetle yan yana gelemeyecek olan ifadeler. İşte Ebu Bekir değil bir hurma e, bahçesi için, e, bir hurma dalı için ağzını bozdu. ya Bunu niçin anlatıyorsun? Yani, belki ki böyle bir şey olmuş olsa bile bunu anlatmakla eline geçecek olan şey ne? İşte Hassan bin Sabit radıyallahu anh, savaş hususunda maharetli değildi. Hatta ötlekti, korkaktı ama... İşte sözlü olarak savunmaya geldiği zaman da e, onda bu vazifesi vardı, bu kabiliyeti vardı diyerek yani sahabeyi ötlet ötleklikle, korkaklıkla bir e, cümlede zikretmek asla ehli sünnet tutumla bağdaşacak olan bir tutum değil. Bunlar bizi üzüyor. E, peki bu anlayış nereden geliyor? E, Nurettin Yıldız hocanın başka konuşmalarında var. İşte bizim bugün sahabe gibi olma imkanımız var. Ebu Bekir gelsin bugün Sıddik olsun. İşte bugün olsaydı olamazdı. Veyahut da bugün biz onların mertebesine erişebiliriz şeklinde bir takım konuşmaları var. Biz sahabeyi kendisinden öğrenmiyoruz. Biz sahabeyi yine sahabe olan, aşere-i mübeşşereden olan işte Said İbni Zeyd'den öğreniyoruz. Said İbni Zeyd de böyle söylüyor. Dolayısıyla İmam Rabbani Kuddisesi Ruh'un da mektubatta ifade ettiği gibi yani sahabeden sonra herhangi bir zatın onların mertebesinde olması mümkün değil. Yani orada esbakiyetleri onların eftaliyetlerini göstermektedir. Onlar ilk geldikleri için لِيَنَّهُمْ تَشَرَّفُوا بِسُحْبَةٍ نَبِيٍ çünkü onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a musahabet etmek, arkadaşlık etmek, onun, onun hadislerini dinlemek, onunla aynı ortamda bulunmakla teşerrüf etmişler. Diğer e, kesim bun, bununla müşerref olamamışlardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Hayrul kuruni karni'' ''Asırların en hayırlısı benim asrımdır.'' ''Fummellezine yelunehum, yelunehum'' ''Sonra ondan sonra gelen asır'' ''Sonra da ondan sonra gelen asırdır.'' İşte hayrul kuruni ellezine ene İşte öyle bir asırdır ki ben onların içerisindeyim buyurarak başka rivayetlerle de sahabenin mertebesine ulaşmanın mümkün olmadığı ifade edilmiş oluyor. Bu noktada müteyakkız olmak lazım. Şimdi sahabe ile ilgili bu tarz şeyleri anlattığımız zaman o zaman sahabede bir tanakkus, noksanlık arama ithamıyla da karşı karşıya kalmış oluruz. Nitekim İmam Ebu Züra'a razi meşhur e, muhaddislerden. E, Ebuz Züra'a razi rahimehullah'a sorulmuş. Demişler ki ona, Ma taqūlu fī men yetenakkasu sahabeten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sahâbesini noksanlaştıran, onlar da eksik arayan, eksikliklerini zikreden adam hakkında ne dersin?" O meşhur ifadesiyle demiş ki, "Hum zenādikât." Onlar zındıklardır. Niçin? Çünkü böyle bir taamda bulunmak bizim şu andaki müktesebatımız, elimizde olan ayetler, hadislerle alakalı taamda bulunmaktır, tenkit etmektir. Onların böyle şahsi bir takım zaaflarını zikretmek neye vesile olacak? O zaman onlar böyle zatlarsa demek ki, ...onların nakillerinde yalan da olabilir. E, nakillerinde yalan olursa... ...bu naklettikleri hadislerde de uydurmalar olabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bir takım şeyler... idihal etmiş olabilirler. Zanlı ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla bunu da ancak yapan... ...zındıklardır diyor. Onun için sahabeyle ilgili... ...böyle çok titiz e, davranmak gerekiyor. E, başka bir e, rivayette ise yine zikredilir. Seleften Mehdi'ye sormuşlar. Aynı soruyu. Ma fi'men, fîme yetenakkasu sahabeten nebi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesiyle alakalı böyle işte onları nakıslığa nispet edecek olan, tenkitvari ifadeleri söyleyen kimseyle alakalı ne dersin deyince Efendimiz aleyhissalatü şey İmam Mehdi Seleften diyor ki yine aynı ifadeyi kullanıyor. Zenadi kazındıklardır bunlar diyor. Niçin? لِيَنَّهُمْ لَمْ يَجْتَرِهُ اَنْ يُصَرِّحُوا بِنَقْسِ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ Çünkü böyle yapan bir kişi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın noksan olduğunu aslında ifade etmek istiyor diyor. Ama buna cüret ve cesaret gösteremediği için sahabesine noksanlık nispet ediyor. Yani ne demek istiyor diyor İmam Mehdi. Yani fe, feke ennehu yakul sanki o adam şöyle diyor. Fe innehu sahibe sahabete su kötü arkadaşlıklarla arkadaşlık etmiştir. Kötü arkadaşlarla arkadaşlıkta bulunmuştur demek istiyor bu adam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili. Ama ona cüret edemediği için işte sahabesine saldırıyor. Onun için ashab-ı kiramla ilgili konuşurken devamlı tazim ifadelerini kullanmak lazım. Ehli sünnetin tutumu budur. Biz onların kavgalarıyla alakalı, savaşlarıyla alakalı yorum yapmakla mükellef değiliz, muvazzaf değiliz. Bu noktada gayet müteyakkız olmamız gerekiyor. Ehli sünnetin de tutumu budur. Yoksa ehli sünnet bunları araştırmaya muktedir değildi anlamında değildir tabii ki onların bu gibi vakalardan yüz çevirmesi.